Merhaba değerli izleyicilerimiz. Eski tip, hantal, ağır, karmaşık düzen, güç kaynağı gerektiren telefonların yerini artık sanal santral aldı. Sabit hat artık sabit olmaktan çıktı. Peki nasıl? Yanımızda uzmanı, bu konunun uzmanı Ramazan Bey var. Ramazan Bey merhaba. Sanal santral nedir? Sanal santral bulutta çalışan, herhangi bir enerji ihtiyacı duymayan ve konum bağımsız telefon santral sistemidir. Soft olarak sunulan bir sistemdir. Ama kullanıcılar uç noktalarda dilediği cihazları, işte sabit IP telefonlar veya kablosuz cihazlar kullanabiliyor. Sisteme taşıyabiliyoruz. Artık mevcuttaki telefon numaralarımızı bulut sisteme taşıyabiliyoruz. Numara değiştirmemize gerek dahi yok. Ve insanlar böyle cevap verdiğim zaman şaşırıyorlar. Numaram değişmeyecek mi? Değişmeyecek. Evet, mevcuttaki sabit numaranız olduğu gibi bizim sanal santrale veya bulut sistemine taşıyabiliyoruz. Kilometrelerce öteye taşıdım. Telefon numaram da benle birlikte geldi. Artık sabit hat, sabit olmaktan çıkıyor. Doğrudur. Mevcuttaki konumunuzda kullandığınız bir sanal santrali alıp herhangi bir yerde, herhangi bir Türkiye il sınırları içerisinde herhangi bir yere götürebilirsiniz. Bunun için ekstradan bir masrafa, ekstradan bir külfiyete gerek yok. Mevcut numaranızla beraber bulunduğunuz konuma gidiyorsunuz. Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom hatlarında olduğu gibi BTK'nın aldığı karar çerçevesinde sabit numaralarımızı artık buluta taşıyabiliyoruz. Herhangi bir ücret ödemeye gerek yok. Numaralar taşındığında konum bağımsız olarak kullanabiliyor kullanıcılarımız. Ya anladığım kadarıyla hepsi artık internet ortamına taşınıyor. Doğrudur. Biz nereye gidersek ofisimiz de orada. Aynen. Aynen. Özellikle bu pandemi döneminde insanlara çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes masasında kullandığı telefonu aldı, artık evine götürdü ve evinden çalışmaya özen gösterdiler. Başka avantajları neler? Bu sistemlerde genelde çok gelişmiş IVR'lar var. Çağrı kayıt yazılımları, isteğe göre ses kayıtları, uzaktan kontrol mekanizmaları yönetici tarafında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Artık kontrol mekanizması çok iyi işleyen bir sistem. Geçtikçe artıyor, talepler çoğalıyor. Önümüzdeki yıllarda bu işlerin daha çok artacağını, talebin daha çok olacağını ve ekonomiklik yönü de çok diğerine göre çok ekonomik. Hani taşınabilir olduğu açısından çok ekonomik bir yapıya sahip. Bunun için hiçbir bakıma gerek yok. Tamamen yönetimi isterse kullanıcısı kendi yapabiliyor, isterse bizim nezaretimizde veya bize devrediyor, biz yapabiliyoruz. Takiplerini, işte her ne gerekiyorsa artık. Hani burada çağrı kayıtları olabilir. Eğer ses kayıt modeli kullanıyorsa ses kayıtları olabilir. Eğer ofisinde kullanıyorsa ofisindeki hizmetlerin tamamını ilk kurulduğundan yıllık olarak biz kendisine yerinde veya uzaktan hizmet verebiliyoruz. Ve bunun karşılığında hiçbir bedel almıyoruz.